diliyoruz. Geride kalan Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdindeki tüm ailesine de başsağlığı diliyoruz. Arkadaşlar yine siyasi olarak da birkaç sizlere bir şey paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi FETÖ soruşturması kapsamında çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor ve en son önemli bir noktaya gelindiği kanaatindeyim. Bildiğiniz gibi mahrem imamlar dediğimiz, şu bugüne kadar kendini gizlemiş bir sürü imam şeye alınan bilgiler çerçevesinde, istihbaratın yaptığı çalışmalar çerçevesinde yavaş yavaş toplanmaya başladı. Ve en son bize gelen bilgiler içerisinde Afyon Karadeniz'de 16 tane mahrem imamın tutuklandığını biliyoruz. Yine arkadaşlar maalesef Avrupa ve diğer tüm ülkelerde FETÖ'cüler artık çok ciddi manada kendilerini oraya saklamaya, sığınmaya başladılar. Ve Almanya özellikle bu konuda biliyorsunuz kendilerini besliyor ve kendilerine barınmasını sağlıyor. Yine Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili birkaç bir şey söylemek, sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi seçimlerden önce, özellikle o halk oylamasından önce partimizle ilgili olmadık isnatlarda, ithamlarda bulunmuşlar idi. Fakat şu anda son geldikleri noktada bu ithamların aslında kendi içlerinde olduğunu net olarak görüldüğü kanaatindeyim. Dün işte Serpler, ondan sonra bugün de parti meclisinde alınan kararın bazı üyelikler ve belediye başkanlıklarının sağa sola özel bilgi verilerek alındığı bilgisi gazetelerde vardı. Ben yine CHP'nin geldiği bu noktayı tekrar halkımızın takdirine bırakıyorum. Kim demokratmış, kim demokratikmiş, kimler ne yapıyormuş?